Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son Pandas kütüphanesi üzerinde bir data frame yapısı nedir? Bununla ilgili bir giriş niteliğinde sizlere bilgi vermeye çalıştım. Peki biz bu data frame'ler üzerinde çalışırken elbette ki bir yerden veri sağlaması işlemini gerçekleştireceğiz. Bunlar genellikle çoğu zaman arkadaşlar bir Excel tablosu oluyor. Bazen CSV dediğimiz virgülle ayrılmış bir dosya türü de karşımıza çıkabiliyor. Tabii bunların dışında bir database'den yani bir veri tabanından veri alabiliyoruz. Bir JSON dosyasından alabiliyoruz, bir text yapısından alabiliyoruz. Ancak en fazla kullanılan yani veri çekme konusunda en fazla kullanılan tabii ki bir Excel yapısı ve nadiren de olsa karşımıza çıkan CSV yapıları arkadaşlar. Bunlar üzerinde çalışmalarımızı yani veri kaynağımızı bunlar üzerinden sağlıyoruz genellikle. O yüzden data frame konusuna girmişken bir CSV ve Excel dosyasından bir Pandas kütüphanesi yardımıyla verileri nasıl çekebiliriz? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle bir CSV dosyasına bakalım. Nedir bu CSV dosyası? Comma separate variables diye İngilizcesi yani virgülle ayrılmış değerler anlamına geliyor. Bu dosyayı nadiren de olsa karşınıza çıkar arkadaşlar. Eğer veri işindeyseniz de sık sık da karşılaşılabilir bu veri yapısı. Öncelikle bununla ilgili bir işlem yapalım isterseniz. Örneğin investing yapısına girdiğinizde bir siteye girdiğinizde örneğin bir döviz kuru verisi çekmek istiyorsanız arkadaşlar geçmiş verileri buradan çekebiliyorsunuz. Tabii bunun için öncelikle ücretsiz bir üyelik açıp oturumunuzu açmanız gerekiyor investing üzerinde. Buradan geçmiş veriler kısmına tıkladığınızda arkadaşlar burada bir tarih aralığı seçmenizi istiyor veya bir frekans yani zaman frekansı seçmenizi istiyor. Buradan verileri indir dediğinizde arkadaşlar veriler bu şekilde indirme işlemini gerçekleştiriyor. Şuradan alalım masaüstümüze bu dosyayı yapıştıralım şöyle. Daha sonra da burayla kapatalım. Bununla bir işimiz kalmadı. Eğer investing yapısından geçmişe dönük veri çekerseniz arkadaşlar bu bir CSV dosyası olarak karşınıza gelecektir. Özellikler kısmına da girdiğinizde bakın Microsoft Excel virgülle ayrılmış değerler dosyası nokta CSV şeklinde gözükecektir. Ve içeriye girdiğinizde arkadaşlar karmaşık gibi gözükecek bir yapıyla karşılaşacaksınız. Ancak bunların tamamı her bir sütun birbirinden virgülle ayrılmış bir yapıda ve sizlere Excel içerisinde tek bir sütunla gelecek arkadaşlar. Şimdi bu bir CSV dosyası yani virgülle ayrılmış değerler dosyası. Biz bunu Python'da Pandas aracılığıyla okuma işlemini gerçekleştirip bir data frame üzerine aktarım işlemini yapabiliyoruz. Dediğim gibi sonuçta bundan sonraki süreçler işimiz hep datalarla olacak. O yüzden ilk önceliğimiz bir data, bir yapıdan nasıl entegre edilir bunu öğrenmemiz gerekiyor. Yine dediğim gibi bunların dışında tabii ki çok fazla dosya, farklı dosya tipinden veri çekebiliyorsunuz ama en fazla kullanılan yapılar Excel ve CSV yapısı olduğu için bu ikisini şimdilik göstermem yeterlidir diye düşünüyorum. Geldim. Şöyle dosyayı kapatalım arkadaşlar. Kaydet diyelim. Pardon, kaydetme diyelim. Buradan geldim. Önce bir yeni bir isim verelim. Mesela şuraya dolar diye isim verelim. Kısa olsun arkadaşlar. Daha sonra buradan geldim. Pandas'ımı bir import edeyim. Import pandas s pd şeklinde yapıyı buraya entegre ettik. Daha sonra ben gidip Excel dosyasındaki yani CSV yapısındaki dosyadan okumak için bunu veri diye bir değişkene atıyorum arkadaşlar ve PD üzerinden read CSV şeklinde bir dosya yani fonksiyon çağırıp içerisine dosyanın yolunu entegre etmem gerekiyor. Geldim. Buradan dosyam masa üstünde olduğu için şurayı bir alıyorum. Kopyala dedim. Geldim şuraya yapıştırdım. Şunları ters düzeltelim. Daha sonra dosyamızın ismini arkadaşlar dolar uzantısı ne? CSV dosyası şeklinde ve print veri diye yazdırma işlemini yaparsam
Bakın o virgülle tek halde tekrar açayım hatta dosyayı tekrar görelim. Virgüllerle ayrılmış ancak tek bir sütunda olan yani biraz daha böyle karmaşık gibi gözüken yapılar yukarıda da başlıkları var arkadaşlar. Bakın bunu Pandas kütüphanesi aracılığıyla bir okuma işlemini gerçekleştiriyoruz ve bu okuma işleminin sonunda bize normal bir satır ve sütunlardan oluşan tabloyu gördüğünüz gibi çekme işlemini yaptı ve buradakileri kendisine ait indeksleri sıfırdan başlatarak attı. Başlıkları ilk satırdaki değerleri başlık olarak kabul etti ve aldı ve değerlerin tamamını bir tablo niteliğinde yapıya çevirmiş oldu arkadaşlar. İşte bir CSV dosyasını bu şekilde rahatlıkla Pandas kütüphanesinin içerisine entegre edebilir ve buradaki veriler üzerinden bütün veri analizlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir önemli olan dosya türüne gelirsek tabii ki bir Excel dosyası. Excel, SX uzantılı oluyor genelde Excel dosyaları. İstiyorsanız bunu da yine o dolar dosyası üzerinden devam edelim. Şöyle devam edelim. Farklı kaydet yaparız. İçeriğini bir ayıralım. Excel içerisinde bir ayırma işlemini yapalım. Şöyle geldim. Bunlar zaten virgülle ayrılma işlemini yaptığı için şuraya geldim. Veri kısmına metni sütunlara dönüştür diyorum. İleri dedim. Ayırmayı nereden yapacak? Virgüllerden yapacak. Yine ileri dedim ve son diyerek arkadaşlar buradan tek bir sütunda olan virgülle ayrılmış değerleri ben ayrı ayrı sütunlara bu şekilde metni sütunlara dönüştür diyerek parçaladım. Sonra geldim bunu bir farklı kaydet dedim arkadaşlar. Masa üstüne yine kaydedelim. Buna da dolar 2 değerini verelim ve Excel çalışma kitabı olarak kayıt işlemini gerçekleştirelim. Şimdi burayla da bir işimiz kalmadı. Bakın zaten üzerinde de eğer CSV dosyası ise bakın burada A virgül şeklinde bir işaret var arkadaşlar. Burada zaten CSV dosyası olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bir Excel dosyası nasıl okunur arkadaşlar Pandas kütüphanesi üzerinde ona bakalım. Şurayı bir silelim ya da silmeyelim dursun. Nasıl olsa yolu tekrar kullanacağız. Öncelikle şuradan bir yeni terminal açıyoruz arkadaşlar. Eğer Pandas kütüphanesi üzerinden bir Excel dosyası okumak istiyorsanız bir tane kütüphaneyi pip vasıtasıyla entegre etmemiz gerekiyor. Ancak onu tekrar importla çağırmamıza gerek yok. Pandas üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor. O yüzden öncelikle kütüphanemizi bir yapımıza entegre edelim. Bunun için arkadaşlar pip yazdıktan sonra install yazıyoruz. Öncelikle open pyxl ifadesini yazıyoruz. Boşluk xlsx writer yapısını yazıyoruz ve en son olarak xlrd yazıyoruz. Yani buradaki yazılanları siz de terminalinize yazıp Enter'a basarsanız arkadaşlar yükleme işlemini 4 paketi de yükleme işlemini gerçekleştirecektir. Bu paketler bende şu anda yüklü olduğu için her birini zaten sürümünü gösteriyor. Sizler için de bu paketleri yükleyecektir. Bu paketleri tekrar çağırmak için herhangi bir import yapısına şimdilik gerek yok arkadaşlar. Pandas üzerinden bu işlemlerimizi kullanmaya devam edebiliriz. Peki geldim şuraya artık read CSV yerine arkadaşlar. Read Excel yapısına çeviriyorum ve artık bu dosyamın adı dolar 2. Gelip uzantısına bakıyorum dosyamın XLSX uzantısı. Onu da yazalım arkadaşlar. XLSX uzantısını yazdık. Dikkat edin biraz önce read CSV demiştik. Şimdi bir Excel dosyasından okuma yaptığımız için read Excel ifadesini kullanıyoruz. Şimdi bunu çalıştırdığım zamansa arkadaşlar yine biraz önceki yapı gibi Excel üzerinden işlemleri bu şekilde gerçekleştirebiliyor. Yani tarih, şimdi, açılış, en yüksek, düşük, fark şeklinde. Yani bir Excel dosyasının bütün sütunlarını ben yine Pandas kütüphanesini kullanarak okuma işlemini bu şekilde gerçekleştiriyor olduk. Bunun dışında tabii ki yine kullanılan yapılar var arkadaşlar. Mesela bu JSON dosyası olabilir. Veya daha da önemlisi olan bir veri tabanı dosyası olabilir. Bir işte Oracle olabilir, SQL olabilir, işte Access dosyası gibi. Yani veri tabanı üzerinden çalışan dosya türleri de olabilir. Ama şimdilik bizim için önemli olan bir CSV dosyası ve Excel dosyası nasıl okunur bunları bilelim.
Çünkü en fazla kullanacağımız yapı zaten Excel dosyası arkadaşlar. Anlatacaklarımsa zaten Pandas üzerinden ne gibi işlemler yapılabiliyor bunları öğrenmek şimdiki sürecimiz. Bu videoda bu kadar olsun o zaman. Hem CSV dosyasını hem de Excel dosyasını nasıl okuyoruz onunla ilgili bilgi sahibi olabildik arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda da yine Pandas üzerinden bir data frame oluşturup o data frame'i dışarıdan bir Excel dosyasını alırız ve daha sonra da neler yapabiliriz? Yani satır ve sütun bazlı çalışırken neler yapabiliriz? Onlarla ilgili bilgi sahibi olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.